Herkese merhaba. Ben Ehracat ekibinden Doğukan. Bugün sizlere karlı bulduğumuz ürünleri satın alım sonrası Amazon deposuna nasıl göndereceğimizi anlatacağım. Ürünlerin satış yapacağımız Amazon deposuna gitmeden önce bir yerde toplanıp Amazon'a gönderilecek kolinin hazırlanması gerekiyor. Bu noktada bir ara depo ile çalışmak en mantıklı hareket. Kullanım kolaylığından dolayı biz Seller Shipping'i kullanmayı tercih ediyoruz. Seller Shipping hesabınızı açtıktan sonra soldaki menüden FBA başlığı altında New Shipment'a tıklıyoruz. Satın alım yapacağınız ürünlerin asinlerini ve adetlerini girerek kolilerinizin içeriğini burada oluşturmaya başlıyorsunuz. Bir sonraki adımda Seller Shipping'in teslimat yapılmasını istediği adresi göreceksiniz. Ürünlerinizin satın alımı sırasında teslimat adresi olarak bu adresi kullanacaksınız ve ürünlerin seller shipping deposuna nasıl teslim edileceğini seçtikten sonra teslim tarihini de ekleyerek bir sonraki adıma geçiyoruz. Satın alım sırasında en geç teslim edilecek ürünün tarihini buraya girebilirsiniz. Bu aşamada gerekli olan etiketlerden FNSKU etiketini alabilmek için Amazon envanterimize girip göndereceğimiz ürünü veya ürünleri listeden seçerek sol üstteki Action on Selected butonuna tıklıyoruz ve Print Item Labels diyerek gelen sayfada Print'e tıklayarak PDF dosyasını indiriyoruz. İndirdiğimiz dosyayı Seller Shipping'in kaldığımız yerinde sol taraftaki FNSKU Label yazan yerine yüklüyoruz. Sağ tarafta bulunan FBA Shipping Label'ı daha sonradan yükleyeceğiz. Sonraki aşamada kolinin hangi ülkede hangi depoya gönderileceğini işaretliyoruz. Bu noktada daha hangi depoya göndereceğimizi bilmediğimiz için daha sonra bilgilendireceğim seçeneğini işaretliyor ve bir sonraki adıma geçiyoruz. Son sayfada bize <laughs> girdiğimiz bilgilerin doğruluğunu kontrol ettirdikten sonra gönderdim, göndermek istediğimiz kargo firmasının da seçimini yapıyor ve sayfanın aşağısında bulunan eğer yapabiliyorsak combine package seçeneğini aktif ederek ürünlerimizin farklı kolilerden tek bir koli haline gelmesini sağlayabiliyoruz. Kolilerin 50 LBS limiti olduğu için eğer ürünlerinizin toplamı 50 LBS'yi geçecekse kolileriniz yine birden fazla olabilir. Sayfanın en aşağısında ise bize tahminin yapılacak ödemeyi gösteriyor ve sevkiyatı onaylamamızı istiyor. Amazon tarafından satın aldığınız ürünlerin takip numaraları size verildikten sonra shipment sayfasında oluşturduğunuz sevkiyatın içine girerek hangi ürünün hangi kargo firması ve takip numarası ile geldiğini yazıyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Bu aşamaları tamamladıktan sonra Seller Central ana sayfasında envanter sayfasının üst kısmında yer alan Send Amazon sayfasının sevkiyat planlamasını oluşturmaya başladığımız noktasında satış için listelediğimiz ürünleri ve adetlerini giriyoruz. Ürün hazırlıklarının satıcı tarafından yapılacağını işaretliyor ve ilerliyoruz. Eğer Amazon ürünlerinden bazıları için ekstra hazırlık yapılmasını talep ederse bunu Seller Shipping'e bildirmeyi unutmayın. Sayfanın aşağısında bulunan Pack Individual Units butonuyla sonraki aşamaya geçiyoruz. Gelen sayfada öncelikli olarak paketleme bilgilerini giriyoruz. Burada seller shipping'ten bir adet koli mi yoksa birden fazla koli mi çıkacağını işaretliyorsunuz. Sonrasında çıkan kısımda eğer birden fazla koli işaretlediyseniz, totalde kaç adet koli göndereceğinizi yazıyor ve sağ altında bulunan Open Web Form butonuna tıklıyorsunuz. Koli özelliklerinin girileceği bu sayfaya bu sayfada göndereceğiniz ürünlerin hangi kolilerde olduğunu ve kolilerin boyut ve kilo bilgilerini giriyorsunuz. Onayladıktan sonra gelen sayfada ürünlerin resimlerinin altında yeşil tik işaretini gördüğümüzde sağ taraftaki konferme basıyoruz. Bu sayfada ilk olarak kolilerin ne zaman kargoya verileceğini, sonra kargolama metodunu seçiyoruz. Koli gönderilerinde her zaman SPD'yi seçin. Yani Small delivery. Alt kısma geldiğimizde Amazon'un bizden ürünleri hangi depoya göndermemizi istediğini belirttiğini görüyoruz. Gönderilecek Amazon deposunu Seller Shipping sevkiyatımızı düzenleyerek seçiyor ve ürünlerin yola çıkacağı tarih olaraksa elimizde kesin bir bilgi olmayacağından dolayı satın aldığınız ürünlerin Seller Shipping deposuna varacağı tarihten maksimum bir hafta sonrasına işaretleyerek bu noktayı geçiş yapabilirsiniz. Kargo firması olarak Seller Shipping'de son sayfada seçtiğimiz kargo firmasını buluyoruz ve onaylıyoruz. Son aşamada Shipping etiketini yazdırıyor ve indirdiğimiz PDF dosyasını yine Seller Shipping'de oluşturduğumuz sevkiyata düzenleyerek ekliyoruz. Ürünleriniz Seller Shipping deposunda toplandıktan ve kolilendikten sonra Amazon'daki sevkiyatınızı kaydedip ürünleriniz kargolandıktan sonra alacağınız takip numarasını Shipping Queue sayfasından sevkiyatınızın yanına kopyalıyor ve ürünlerinizin Amazon'a varmasını bekliyorsunuz. Başlangıçta biraz karışık gelebilir fakat alıştıkça aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. shickle.